arkadaşlar bakalım bu anlattığımız kavram ve terim konusundan ÖSYM e nasıl sorular sormuş bugüne kadar. 1. Dil içinde tek başına bir anlam taşıyan en küçük bir ve mantıkta ne denir? Ne denir öğrenmiştik. Hop terim denir. Bu kadar bilgi sorusu. L kümesi K kümesinin alt kümesidir ve bu kümelerin eleman sayıları farklıdır. Size tavsiyem şudur. Böyle bir soru gördüğünüzde yani bu neydi terimler arasındaki ilişkilerde böyle bir soru gördüğünüzde hemen çizin. Diyor ki bir L kümesi varmış. L kümesi K kümesinin alt kümesiymiş. Yani şundan bahsediyor. Ve bunların eleman sayıları tabii ki farklı. Buna göre hangisi doğrudur? Tek tek şimdi şekilden bakarak çıkaracağız. K kümesinin her elemanı L kümesinin de elemanıdır. Bakalım. Şurası L'nin elemanı mı? Hayır. O zaman bu yanlış. L kümesinin hiçbir elemanı K kümesinin elemanı değildir. Olur mu? Şurası gayet K'nin de elemanı. Attım. K kümesinin bazı elemanları L kümesinin elemanı değildir. Hop, doğru cevap bu. Şurası mesela ki az önce de taramıştım. Ne diyor? Bazı elemanları buradaki elemanlar L'nin elemanı değil. Gayet doğru. Diğerlerine bakalım. L kümesinin bazı elemanları K kümesinin elemanı değildir. Olmaz. L'nin bütün elemanları K'nın içinde olduğu için hepsi K'nın elemanları. K kümesinin hiçbir elemanı L kümesinin elemanı değildir. Bakıyorum. Olmaz. Şurası L kümesinin de elemanıdır. Dolayısıyla sınadık. Cevap C diyor ki bütün kuşkucular sofist değildir ama bütün sofistler kuşkucudur. Bunun Venn diyagramıyla ifadesi bu arada. Bunların adı Venn diyagramı. Aşağıdakilerden hangisidir? Bütün kuşkucular sofist değildir ama bütün sofistler kuşkucudur. Bunu nasıl çizebilirim? Eğer bütün sofistler kuşkucuysa şunlar sofistler. Şunlar da kuşkucular. Ne dedi? Bütün kuşkucular sofist değildir. Evet şurası mesela sofist değil ama Sofislerin hepsi kuşkucu. Dolayısıyla bakacağım, bakacağım, bakacağım. İşte buldum. C seçeneği doğru cevap. Bir terimin içlemi, o terimin adlandırdığı nesnelerin ortak özelliklerinin tümüdür. Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en çoktur? Bakalım. Bitki, hayvan, koyun, varlık, canlı. Şöyle bir sıralamak istiyorum bunları. Varlık. Onun altında canlı. Onun altında hayvan. Onun altında koyun. Peki bitki nerede? Burada. Ne sormuştu bana? Hangisinin içlemi daha çok? Bakalım koyun hayvanın içinde, canlının içinde, varlığın içinde. Dolayısıyla içlemi en fazla olan terim koyundur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Kavramlar kavram olma açısından bakıldıklarında soyutturlar. Ancak eğer bir kavram bir nesneye işaret ediyorsa bu tür kavramlara somut kavram deriz. Buna göre aşağıda verilen kavram çiftlerinden hangisinde somut soyut karşıtlığına örnek vardır? Ne diyor? Kavram olma açısından soyuttur. Eğer bir nesneye işaret ediyorsa somuttur. Bakıyoruz şimdi. Aklık, karalık. İkisi de soyut. Üçgen, çokgen. İkisi de soyut. Ağaç, ağaçlık. İkisi de somut, ikisini de gösterebilirim. İyi, kötü, ikisi de soyut. İnsan, somut. Ben bunu gösterebilirim. Bir gerçekliği var. İnsanlık, parmağımla gösteremem. Dolayısıyla soyuttur. Yukarıda bahsedilen ilişki tam olarak B seçeneğinde mevcut. <laughs>